Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlar endişeye neden olmuştu. Bugün sabaha karşı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın hedef alındığı ileri sürüldü. Yakınlarında 6-7 el ateş edildiği açıklandı ve savcılık soruşturma başlattı. Kimse üzülmesin. Yani biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de. Geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önce sosyal medyadan duyurdu, sonra da kameralar karşısına geçti. Sabaha karşı Temoto yolunda seyir halindeki bir araçtan silahlı ateş açıldığını söyledi. Edirne istikametindeki bir araç İstanbul İl Başkanlığımızın yönüne 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeyiz. Burası Sarıyer'de tam TEM otoyolunun bitişiğinde bulunuyor. İddiaya göre binada çalışan görevliler sabah saatlerinde önce 6-7 el silah sesi duydu. Ardından kısa süreli panik yaşandı. Polis hemen harekete geçti. Bütün deliller toplandı. Olay mahallinde boş kovanlar tespit edilmiş olmaktadır. Olay yeri inceleme ekipleri hemen İl Başkanlığı binasına geldi. Yapılan incelemede binaya kurşun isabet etmediği tespit edildi, ancak işte bu geniş çevrede güvenlik kameralarını polis ekipleri aldı ve tek tek inceliyor. Valilik yaptığı açıklamada havaya ateş açıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da DSP ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaptı. 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar. Kimse üzülmesin. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.